İremiyet Müdürlüğü yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği ekipleri Konyalı bir iş adamının kendisini Konya valisi olarak tanıtan ve tekerlekli sandalye yardımı adı altında para toplayan bir çete tarafından dolandırıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler şüpheliyi takibe aldı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılık polisi 26 Ağustos'ta İstanbul, Kocaeli ve Konya'da 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı ifadeleri alınmak üzere Konya'ya getirildi. Şüphelilerin kendilerini vali özel kalemi olarak tanıtarak iş adamları ve aralarında belediyelerinde bulunduğu kamu kurumlarıyla telefonla konuşup ardından da vali beye bağlıyorum diyerek çete lideri Halit Ağa'yla görüştürdükleri belirlendi. Çete liderinin iş adamlarından hayırsever olduğunuzu biliyorum dedikten sonra hesabına parayı istediği, kamu kurumlarını ise valilik olarak engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye alacağız diyerek dolandırdıkları tespit edildi. Kendinizi vali olarak tanıtıp dolandırdığınız doğru mu? Doğru. Halit Ağa'nın bir tapu müdürünü de arayarak ben valiyim, bu arkadaşımızın işlemlerini ivedilikle halledelim diyerek o sırada tapu dairesinde bulunan iş adamının güvenini kazanarak dolandırdığı iddia edildi. Ayrıca şüphelilerin gazetelerdeki iş insanlarının ölüm ilanlarına gelen başsağlığı mesajlarından yola çıkarak zengin kişileri seçtikleri ortaya çıktı. 17 ayrı ilde aynı yöntemi kullanan şüphelilerin toplamda 1 milyon lira civarında vurgun yaptığı iddia edildi. Konya'ya getirilen şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere şehir hastanesine götürüldü. Halit Ağa kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularına bakın nasıl yanıt verdi. Ne söyleyeceksiniz? Doğru. İnandılar peki. Ne söylüyorsunuz? Şans. Ne? Hayır. Şans. Hayır. Hayır. Yine çıkıp yine kontrollerinin ardından 16 kişi nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi.